Türkiye'de de başat varyant haline geldi. Vaka sayıları hızla artıyor. Bir yandan yerli aşı TürkOvak uygulanmaya başlandı. Salgındaki yeni durumu, yerli aşının sağlayacağı avantajları konuşalım istedik. Çünkü hala kafamızda soru işaretleri var. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sıla Akhan ve Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Aydın konuklarım. Efendim hoş geldiniz, iyi seneler. Teşekkür ederiz Gözde Çok Hanım. Sağ olun. teşekkürler. Size de iyi seneler, iyi Çok yayınlar. teşekkürler. Sıla Hanım sizle başlamak istiyorum. Önce şunu sorayım. Yani biz haberciler bu yeni varyantlar çıktıkça işte omikron kabusu diyoruz. İşte daha önce delta kabusu dedik. Ama yani bu varyantlar gelmeye devam edecek. Doğal virüsün mutasyon aşamalarını izledikçe. Her zaman yeni varyant olması ya da hızlı yayılması, daha hızlı yayılması hep kötü haber midir? Virüs kendisiyle ilgili bir gelişim içine girebiliyor. Yani biz onu kontrol edemediğimiz için, dünyada bu kadar global yayılmaya devam ettiği için kendiyle ilgili artı bir takım olan mutasyonları ekleyerek yeni varyantlar oluşturuyor. O yüzden de son mutasyon oldu, son varyanta geldik diyemiyoruz. Çünkü genel olarak bir kontrol edilme söz konusu değil şu anda dünyada. Bu açıdan bu kadar yaygın olabilir, tutunabilmesi, virüsün yaygınlığını işte aslında en önemli iki, üç tane konu var. Yani ne kadar tutunabiliyor, ne kadar hücre içine girebiliyor, yani bulaşıcılığı ne kadar arttı, klinik seyri ne kadar değiştirdi ve bizim bağışıklığımıza ne kadar kaçabiliyor. Bütün bu özelliklerini özellikle katarak aslında ilerliyor. Çünkü böyle bir fırsatı elde etmiş oldu. O yüzden omikron aslında bütün bu varyantların içinde, yani o dört tane önemli varyantından sonra beşinci olarak gelen omikron hepsinden daha fazla değişiklik içeriyor. Bilmediğimiz başka mutasyonlar içeriyor. Oldukça büyük bir değişiklik yaptı. Yani o alfa, beta, gamma, delta'da konuştuğumuz 2-3 tane mutasyon, önemli mutasyonların olduğu ve onların özelliklerini konuştuğumuz aşamadan çok daha başka bir yere geldik. O yüzden de biraz daha önümüzü görmekte zorlanıyoruz. Bir şeyler söylemek biraz daha zorlaşıyor. Çünkü virüs kendisi için kolay olan, daha kolay çoğalabileceği, daha kolay hücre içine girebileceği, yaşamını sürdürebileceği bir yere doğru değişti diyebiliriz. Sayın Aydın, size de şöyle sorayım benzer soruyu. Dün Sağlık Bakanlığı'nın da son açıklamasını, son verileri aktardık seyircilerimize. Çok hızlı bir yayılma var. Evet, vakaların içinde omikronun oranı, payı giderek artıyor. Ama çok daha düşük ölçüde hastaneye yatış ya da yoğun bakım ihtiyacı oranlarında artış olduğunu görüyoruz. Az önce İngiltere ve Amerika ile yaptığımız bağlantılarda da oradaki arkadaşlarımız da şunu söyledi. Çevremizde çok sık duymaya başladık omikron varyantına yakalanan kişileri. Bizde de öyle aslında baktığımızda etrafımızda çok fazla olmaya başladı. Ama hastaneye yatış ve yoğun bakım ihtiyacı daha mı az bu varyantta? Şu anda gördüğümüz kadarıyla hastane yatışları gerçekten düşük seyrediyor Gözde Hanım. Çünkü bu kadar vakaların örneğin 20 binlerde seyreden vakalarımız birden 35 binleri gördüğümüz anda bile hastanelerimizin yükü sadece hastaneye başvuran hastalarımızın sayısı artmış gözüküyor. Ancak hastane yatışları artırmıyor. Bu nedenle de biraz önce Sıla Hocam'ın bahsettiği gibi gerçekten bu varyantı tanımaya başlıyoruz, başladık. Ama klinik seyri şu andaki verilere göre, gelen verilere göre büyük bir problem oluşturmuyor. Tabii bu virüsle hep beraber yaşayacağız. Daha salgının ikinci senesindeyiz. Burada kritik olan konu sağlık sisteminin yükünün aşılmadığı müddetçe bu virüse karşı da sonuçta savaşımız devam edecek. Yine bütün tedbirlerimiz, hepsini almaya devam edeceğiz. Bununla beraber yaşamaya çalışacağız şu anda Gözde Hanım. Peki Ahmet Hocam artık aşılıyız da yani salgının başındaki gibi değiliz. Daha savunma kalkanımız Kesinlikle. güçlü bir şekilde bu salgınla karşı karşıyayız. Dolayısıyla daha az ya da hafif belirti gösterebiliyoruz. Kış aylarına girdik. Soğuk algınlığı, grip, nezle bu hastalıkların da tam zamanı. Test yaptırmaya karar verme noktasında biraz daha tavrımızı değiştirmeli miyiz acaba? Bu omikron varyantının belirtileri daha çok bu saydığım hastalıklarla benzerlik gösteriyor mu? Şimdi Gözde Hanım baştan da güzel söylediniz. Çünkü bizim şu andaki salgının ilk çıktığı zamanlardaki bir durumumuz değil. Elimizde aşı gibi büyük bir silahımız var şu anda. Ve BioNTech CEO'su Profesör Doktor Uğur Şahin hocamızın açıkladığına göre de üçüncü doz aşıları
yapılmış olan vatandaşlarımızın, insanların %70 yine bu varyanttan da korunduğunu gösteriyor. Dolayısıyla %70 bir koruma da bir aşı için gerçekten büyük bir korunma sağlıyor. O nedenle bu konuda elimizdeki silahlarımız güçlü. Sonrasında test yapma potansiyeli de, çünkü test şu anda ülkemizde biliyorsunuz geldiğimiz nokta şu anda 365 binler civarında test yapıyoruz. Bu test ihtiyacı eğer daha fazla ihtiyaç olsa yine bakanlık ve bütün hastanelerimizin kapasiteleri bunun artmasına yetecektir. Ancak bu bir Sağlık Bakanlığı'nın politikası gereğince şu andaki yapılan test miktarlarıyla bu sonuçları almış oluyoruz. Yani çok bu şekilde testlerle ilgili ülkemizde büyük bir infial, büyük bir problemin olduğunu görmüyorum. İhtiyaca göre, ihtiyaç duyulduğu anda yine bu testleri yapılmaya devam edecektir. O nedenle endişelenmeyelim çünkü gerçekten aşı, hele bir de şu anda yerli aşımız Türkovak'ın da devreye girmiş olmasıyla aşı problemimiz olmayacak. Bir de vücudumuz da virüsle karşı her ne kadar biliyorsunuz ki yaygınlığı şu anda yüksek ama vücudumuz da bu virüse karşı savaşmayı da artık öğreniyor. Dolayısıyla yani illaki çünkü virüsler arasında çapraz bağışıklık da çapraz bağışıklık da gerçekleşebilir. Varyantlar arasında, kendileri arasında işte bahsettiğim gibi %70 bir koruma sağlıyor. Evet. Üçüncü doz BioNTech aşısı. Elimizde data yok ama üçüncü doz Sinovac aşısı, dördüncü doz Sinovac aşısı, şu anda uygulanmakta olan milli aşımız, bunların da koruyuculuğu yüksek olacak. O nedenle herhangi bir endişeye kapılmadan ama tedbirleri bırakmadan evet. Çünkü hiçbir şekilde gevşemek diye bir durumumuz zaten tabii yok. Şansımız çünkü %83'e geldi ikinci doz aşı. Bakınız gerçekten Amerika'da olsun ya da yine başka Avrupa ülkelerinde olsun ikinci doz aşılanması gereken toplumun %83'üne gelen de gerçekten evet. Az bir ülke var. Bu da bizim bir büyük bir şansımız. Evet. Tedbirleri elden bırakmadan, hiçbir şekilde korkuya kapılmadan bu hayatı böyle devam ettireceğiz Gözde Hanım. Evet Sıla Hocam, şimdi mesela ben 3 doz aşılıyım. Bu 3 dozdan önce koronavirüs de geçirdim. Şu noktada gerçekten kendim hasta olmaktan çok etrafımdakilere virüs yayar mıyım endişesi taşıyorum. Çünkü bağışıklığı bu noktada benim kadar kuvvetli olmayanlar olabilir. İlk başta bu salgın hayatımıza girdiğinde işte ateş, öksürük, eklem ağrısı gibi belirtilerde hemen test yaptırmaya gitmemiz gerektiğini öğrenmiştik ama şu an hem aşılı bünyede belirtiler farklı oluyor hem de soğuk algınlığı, nezle, grip mevsimi, ne görürsek teste gitmemiz lazım. Evet haklısınız. Şu anda aslında tam olarak aşılı gruplar var, geçirmiş olanlar var, hiç aşılanmamış, geçirmemiş olanlar var. O yüzden de geçirenler arasındaki farkı anlamak zaten çok kolay değil. PCR testi burada çok önemli bir rol oynuyor. Mutlaka hafif bir semptom bile olsa, yani biz artık üst solunum yolu enfeksiyonunun her türlü bulgusunun çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini söylemek zorundayız. Yani burun bir akıntısı, işte hafif ateş olmasa bile boğaz ağrısı, bütün bu üst solunum yolu enfeksiyonu deyip geçtiğimiz, eskiden ayakta geçirdiğimiz semptomların hepsinin şu anda mutlaka öncelikle bir PCR ile ekarte edilmesi gerekiyor. Yani şu anda COVID-19 olup olmadığımızın hafif de geçirsek bilmemizde fayda var. O yüzden PCR testine maksimum şekilde gitmekte, yaptırmak da önemli. Tedavi alıp almamak değil, izolasyon, başkasına bulaştırmamak şu an çok önemli. Çünkü kontrol edemememizin aslında ana sebeplerinden biri de herkesin tam aşılanmamış olması. Bütün dünyada bunun aynı hızda yaşanmamış olmasından kaynaklanıyor. O yüzden de kontrol edemiyoruz. Ve tekrar biz de işte aşılanmış olsak da, geçirsek de, Omikron'daki bu değişikliklerle tekrar enfekte olabiliriz. Tekrar enfekte olmak da sağlıklı bünyede çok önemli bir şey yapmasa da işte normal rutinde giden, normal giden hastalıklarını alevlendirebilir. Kronik hastalığı olanları, immün sistemi bağışlanmış bir takım hastalıkları normalde hiçbir problem yaratmayacak şekilde kontrole giderken onları enfeksiyonlar, bu her zaman için omikron özelinde konuşuyoruz ama bu her zaman için enfeksiyon giden böyle kısımdaki hastalıkları yolundan çıkarabilir, zorlaştırabilir. O yüzden tekrar mesela 60 yaş üstü olan, işte kronik hastalıkları olanlar tekrar enfekte olabilir. Defalarca aşı da olmuş olsalar, korunuyor da olsalar ve onların nasıl geçireceğini de kontrol etmek mümkün değil. Yani şu anda omikronla ilgili aslında Ahmet Hoca'nın da dediği gibi hiçbir şekilde geçirmemeye çalışmamız gerekiyor. Çünkü virüs çok değişti. Hı hı. Ve bu değişiklikleri hepsinden aslında iyi, kendisi için iyi olan bir takım özellikleri aldı. Yani hem
aşıdan, immün sistemden kaçabilecek özellikleri aldı. Hem tutunabilme özelliklerini aldı. Yani bütün bu özellikleriyle baş edebilmek için bizim elimizdeki bütün bu kozları çok iyi kullanmamız lazım. Tam o dönemdeyiz. Evet. Sıla Hocam, bu aşı henüz yaygınlaşmamışken bu salgının başında algoritma da farklıydı. Yani temaslı olanlar da karantinaya giriyordu ama şimdi öyle değil. Örneğin evinde pozitif vaka olan kişi yine Sağlık Bakanlığı'nın algoritmasına göre maske ve tedbirlerle işe gidecek. 5. gün test yaptıracak ve onun sonucuna göre karantinaya girecek ya da girmeyecek deniyor. Dolayısıyla tedbirler herhalde artık çok daha önemli hale geldi. Evet, yani şu anda başındaki tabii durumdan çok daha farklı bir durumdayız. Çoğu kişide belli bir bağışıklık da oluştu. Daha hafif geçireceklerini öngörüyoruz. Bir yandan da normal yaşamı sürdürmeye çalışıyoruz. Yani bir şekilde yani okulların açık kalması, çalışmaya devam etmek, bunu hayatımızdaki yani bu pandemiden bir endemik bir hastalık haline getirmek aşamasındayız. Burada da yapılacakları yapmamızın toplum için de faydası var ama tamamen izolasyon ya da işte gene eskisi kadar 14 gün izolasyon gibi durumlara çok gerek yok. Çünkü artık hem tedavide hem de aşıyla birlikte elde ettiğimiz bilgiler çok daha fazla durumda. İlk günkü durumda değiliz ama bu arada bir şekilde bu virüsün daha da değişmesine izin vermeden durdurmak gibi bir de gayret etmemiz gereken bir durum var. Evet. Ahmet Hocam, şimdi yerli aşıyı da konuşalım biraz isterim. Türkovak artık kullanılmaya başlandı yaygın olarak geride bıraktığımız hafta itibariyle. İlk verilere göre koruyuculuk düzeyi nedir? Şu anda açıklanan verilere göre Gözde Hanım, koruyuculuk düzeyi en az Sinovac'in kadar koruyuculuk düzeyi var. Hı hı. O nedenle bütün yapılan etkinlik testlerinde, güvenlik testlerinde artık bizim aşımız olarak piyasada bulunuyor. Dolayısıyla diğerleriyle ilgili örneğin Sinovac'ta koruyuculuk %87 idi çıktığında. Hı hı. Açıklanan Erciyes Üniversitesi'nin verilerine göre açıklanan verilerde %90'a yakın koruyuculuktan bahsediyoruz. Dolayısıyla koruyuculuk düzeyi de yüksek, diğer aşılarımız kadar etkin ve güvenli olarak bu aşıyı devam ettireceğiz kullanmaya. Peki hatırlatma dozunu mRNA aşısıyla ya da Türkovak'la olmak arasında bir fark var mı? Şu an bakanlık yayınladığı yazıya göre veyahut da talimatlara göre Gözde Hanım, hatırlatma dozunu hangisinden olursanız olun yeter ki hatırlatma dozunu olalım. Çünkü hatırlatma dozunda şu anda biraz zayıfız. Hmm. Ki Uğur Şahin Hoca'nın bahsetmiş olduğu 3. dozdaki %70 koruyuculuk hatırlatma dozundaki bu yavaşlığımızı, gerçekten yavaşız şu anda, 2 dozu tam aşılı olanlarımızın oranı %83 olmakla beraber 3. dozda oldukça yavaşız. Bu nedenle Sıla Hoca'nın da bahsetmiş olduğu gibi gerçekten bu virüsle beraber yaşamayı, hiçbir izolasyona, hiçbir kapatmaya gitmeden, eğitime ara vermeye gerek duymadan mutlaka hatırlatma dozlarımızı ister yerli aşımız, ister Sinovac, ister BioNTech, mutlaka hatırlatma dozunun yapılması önemli. Şu andaki elimizdeki verilere göre Gözde Hanım. En güçlü silahımız bu. Sıla Hocam, şimdi önce 2 doz sonra 3. doz açıldı. Artık bu hafta itibariyle 5. doz randevuları da mümkün. Biraz tabii o işte bir matematik noktasında kafamız karıştı. 2 doz Sinovac olanların 3. dozu BioNTech olmalarının faydalı olacağı söylenmişti örneğin. İşte sonra BioNTech dedi o 2 doz tamamlansın. 2 doz Sinovac, 2 doz BioNTech tavsiyesi yapıldı. Şimdi bu 5. doza geldik. Hangisini olalım diye insanlar sormaya başladı. Yani burada bir formülasyon var mı? Neye göre karar vermemiz lazım? Şunu şöyle söyleyeyim. Aslında isterseniz en basit formülasyon, bir kere bu aşıların hangisi grupta yapılacağını pandeminin başında hani çok öngöremiyorduk. Fakat zaman gösterdi ki aşılar çok etkili ve hatırlatma dozu yaptığımızda vücuttaki antikor düzeyini yükseltmiş oluyoruz ve o 6 aydan 3 aya kadar da inmiş olur. Şu anda geçirmiş de olsanız, aşılarınızı tamamlamış da olsanız mutlaka 3 aydan sonra tekrar hatırlatma dozu yapmayı öneriyoruz. Çünkü şu dönemde şöyle düşünelim, biz burada virüsle mücadelede virüs kendini oldukça değiştirdi. Özellikle bütün proteinlerinde değişik, yani sadece spike proteininde değil diğer kısımlarında da değişiklikler var omikronda. Ve sonuçta oluşan antikorlar, aşılı olan, geçiren kişilerdeki antikorlar onu işte %80-90 yakalayacakken bunlarda bir azalma var. Yani hepsini yakalaması, etkinlikte bir azalma söz konusu olacak ister istemez.
etmez, kaçınılmaz bir şekilde. O yüzden bu hatırlatma dozları çok önemli ve ne kadar antikorumuz yüksek olursa bu yakalamayı daha çok sağlamak için yapılıyor şu anda. O yüzden aslında bizim belki de omikronda önümüzdeki günler gösterecek tabii ki ama benim düşüncem bu aşamada biz bu üçüncü dozlarda son derece hızlı davrandık. Ve belki de bu üçüncü dozları çok hızlı yapabilirsek, yani hiç aşılanmayanları da bir aşılanması çok önemli ama hani üçüncü dozları çok hızlı yapan bir ülke olduk aslında. Bu açıdan da belki omikronla ilgili savaşta biraz daha iyi bir durumda olabiliriz diye ümit ediyorum açıkçası. Burada hatırlatma dozunun çok çok önemli olduğunu zaman içinde zaten gördük ve öğrendik. Yani o yüzden 3 aydan sonra biz yani şu anda kış aylarında olduğumuz için avantajlar bizim lehimizde olmadığı için kapalı ortamda çalışmaya başladığımız için birlikte daha sık ve kalabalık ortamlarda bulunmak zorunda olduğumuz için mutlaka antikorumuzu yüksek tutmaya çalışıyoruz. Çünkü omikron dediğim gibi biraz daha az yakalayabilecek bizim antikorlarımız. O yüzden de burada hatırlatma dozlarıyla belki bunun üstesinden gelebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Ahmet Hocam, bu arada bana sosyal medyadan da bazı sorular geliyor. Özellikle bir tanesini sormak istiyorum. Çünkü bu çevremde de çok duyduğum bir soru. İnaktif aşıları bir şekilde tanıyoruz ama mRNA teknolojisiyle ilgili soru işaretleri vardı BioNTech aşısıyla birlikte. Şimdi şu soruluyor. 3 ay aralıklarla 1 sene içinde 4 doz mRNA aşısı olmak herhangi bir zarara neden olur mu? Gözde Hanım, artık bu kısmı şu anda geçtik diye düşünüyorum. Çünkü artık mRNA aşısı şu anda milyarlarca insana uygulandı. Dolayısıyla güvenlik konusunda halkımızın hiçbir şekilde endişe duymasını istemiyorum. Çünkü zaten aşının ne yaptığını, ne vücutta nasıl tepki verdiğini ve hücrelerin bu aşıyı aldıktan sonraki yaptıkları ciddi şekilde biliniyor. O nedenle 3 ay sonrasında, çünkü sonuçta bir örneğin mRNA'da virüsün spike proteininin hücrede sentezlenmesine dayanan bir teknik. Dolayısıyla bilinmezlerimiz yok artık bu arada. O nedenle hiçbir şekilde endişeye kapılmadan bu aşının vurulmasında, çünkü artık geçtik güvenlik düzeylerini, sonuçta istenenlerini, ama kullandığımız bir ilaç, bir ürün. Herhangi bir ilacın yan etki gösterme potansiyeli ne kadarsa kullandığımız aşının da o kadar bir yan etki gösterme potansiyeli olabilir. Dolayısıyla buradaki bu kirli bilgiyi artık vatandaşımızın çok dikkate almamasını tavsiye ediyorum. Ve elimizdeki en güçlü olan silah, çünkü eğer bu şekilde aşılanmalarımız olmasaydı, Sıla Hocam çok güzel bahsettiği gibi omikron vakalarını veya sürecini bu kadar kolay atlatamayabilirdik. Bu bizim için büyük bir avantaj. O nedenle ben burada herhangi bir endişe görmüyorum. Hatırlatma dozlarımızı 3 ayın içerisinde yapalım. Şu süreçte gerçekten kış ayları, çünkü lehimize çalışmıyor. Çok güzel söyledi Sıla Hocam. Bu lehimize çalışmayan kısmını elimizdeki silahla. Ama unutmayalım ki Gözde Hanım, aşı evet, ama en büyük daha bizim silahımız maske. Maskeyi kesinlikle ve kesinlikle bırakmadan aşıyla beraber, maskeyle beraber bu süreci güzel şekilde yöneteceğimizi düşünüyorum. Ve maske gerçekten artık gördük ki bizim için en güçlü silahlardan bir tanesi aşıyla beraber. Çünkü düşünün ki belki de belirti göstermiyorsunuz aşılı olduğunuz için ama taşıyor olabilirsiniz virüsü ve farkında olmadan yayıyor olabilirsiniz. En çok korktuğumuz şey de artık bu aşamada bu olmalı belki de. Çünkü çoğumuz hakikaten artık hasta olmayacak bağışıklığa sahibiz olduğumuz aşılarla. Sıla Hocam, bir de şunu merak edenler olmuş yine gelen sorular arasından seçtiğim. Özellikle BioNTech aşısı sonrası aşının yan etki süreci oluyor. Özellikle aynı gün ya da ertesi gün. Sanki o hastalığa yakalanmak üzereymişiz gibi böyle ince bir sızı, eklem ağrısı, kimilerinde ateş olabiliyor. Bu yan etkiler ne kadar sürerse normal, ne kadar daha devam ederse bir de gidip test yaptırmak lazım. Şimdi aşıdan zaten sadece aşı sebebiyle bir PCR pozitifli olması mümkün değil. Ama ondan öncesinde, 3-5 gün öncesinde virüs almışsanız hani hastalıkla üst üste gelmiş olabilir. Ama bu şikayetler işte 24-72 saat diyebileceğimiz bir kısımda görülebiliyor. Bünyeden bünye değişmekle beraber daha fazla yan etkisi görülen aşılardan biri. Daha kuvvetli de bir cevap oluşturuyor ilk başta.
Onunla da ilişkili olabilir. Yani o yüzden bu şikayetlerin hastalık mı değil mi diye elde etmek için PCR yapmak için devam etmesi gerekiyor. Ama yoksa bu aşıdan dolayı ben PCR pozitif oluyorum gibi bir şey mümkün değil. Bu sadece birkaç gün öncesinden virüs alınmış olduğunda olabilir. O yüzden aşıyla ilgili çok fazla aşı yapıldığı için şu dönemde yan etkilerde çok konuşulur oldu. Ama biz yıllardır aşı oluyoruz biliyorsunuz her zaman için. Yan etkiler işte bir tetanus aşısı olsanız da kolunuz ağrır günlerce. Hani bunları bunlar hastalığı geçirmektense aşıyla korunabilir bir halde olduğumuz için aslında çok şanslıyız diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Yani salgının başında acaba aşı bulunacak mı, ne zaman bulunacak endişesi taşıyorduk. Şimdi bambaşka şeyler konuşuyoruz. Aşılar içinden tercih yapmaya çalışıyoruz. Derdimiz bu oldu şu anda. Ahmet Hocam, bir de şu son haftalık tabloyu konuşalım istiyorum. Çünkü bir anda bir vaka sayısında fırlama gördük ki bu tabii ki test yapanlar arasından tespit edilebilenler. Belki de dediğimiz gibi bilmediğimizde binlerce vaka var. Biraz da şu yorgunluğu görüyoruz. Yani maskeden bıkanlar, artık tedbirsiz bir hayatı özleyenler. Gevşediğini gerçekten günlük hayatımızda görebiliyoruz. Yılbaşı kutlamalarını ekrana getirdik. Kalabalık ortamlar yine yaşandı. Nasıl bir beklentiniz var? Bu vaka grafiğinde nasıl bir gidişat öngörüyorsunuz? Şimdi 20 binlerden 30 bine çıktığı anda birden pik yaptığını gördük. Fakat son birkaç gündür yani test sayısı aynı olmakla beraber, test sayısı da çünkü aynıydı. 33 bin, 32 bin civarında gidiyoruz. Tabii hafta sonları genellikle salgının da diğer omikrondan önceki dönemde de hafta sonları bazen az olan veya tatil günlerinde az olan vaka sayılarının hafta başında biraz yükselebileceğini, o nedenle de önümüzdeki günlerde yarın, öbür gün yine pozitif vakaların biraz yükselebileceğini öngörebiliriz. Ama tabii bunu da kesinlikle böyle olacağını da beklemek de çok doğru değil ama şimdi çok o tekrar peak olan yüksekliğe gelmedi. Yani 30 binden, 40 binden, 50 bine kadar giden bir seyir görmedik. O nedenle bu hafta yine yükselebilir. 35 binler, 40 binler ama tabii öngörme şansımız yok. Bekleyip göreceğiz Gözde Hanım şu andaki yansımasını, ama genellikle hafta sonundan sonraki günlerde bir miktar artış görebiliyoruz. Bakalım yarınki vakalara bu nasıl yansıyacak ya da salı gününe nasıl yansıyacak, birlikte göreceğiz. Evet, aşımız var, maskemiz var, bunlarla mücadeleye devam edeceğiz. En kuvvetli kalkanlarımız bu savaşta bunlar. Tekrar çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Sıla Akan ve Profesör Doktor Ahmet Aydın, değerlendirmeleriniz, katkınız için. Çok teşekkürler.